Barbaro selam, hoş geldin e-girişime. Hoş bulduk. Bugün seni e-girişime üçüncü kez konuk ediyoruz. İlkinde hikayeni dinlemiştik, ikincisinde exit'ınızı, bugün ise geldiğiniz noktayı ve gelecek hedeflerinizi dinleyeceğiz. 2 yıl önce PayU'ya bir exit yaptınız, yani şirketin kısmi hisselerini sattınız. O günden bugüne neler değişti EasyCo'da? İlk önce sen de hoş geldin yeni ofisimize. Bununla birlikte son 2 yıl içerisinde EasyCo'da neler değişti? Aslında 3 alanda çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde ilerledi. Bunun birincisi tabii PayU ile birleştikten sonra ekiplerin birleşmesi çok önemliydi. Bunu başardık. PayU ekibini EasyCo ekibiyle kaynaştırıp orada tek bir ekip haline geldik. İkincisi platformların birleşmesi çok önemliydi. Çünkü biliyorsun PayU Türkiye'de bizim en büyük rakiplerimizden bir tanesiydi. Ve bir araya geldikten sonra da platformları birleştirdik ve PayU platformdaki aslında bütün üye işyerlerini EasyCo platformuna migrate ettik, oraya geçirdik. Üçüncüsü de aslında şirketlerin legal olarak da birleşmesiydi. Onu da 7. ay Temmuz ayında tamamlamış bulunduk. Ve bununla birlikte de artık tek bir şirket olarak, tek bir platform olarak ve tek bir ekip olarak da yolumuza devam ediyoruz. Bugünkü gelinen noktadaki rakamsal verilerden böyle biraz bahseder misin? Neler değişti? Tabii. EasyCo kurulduğundan beri seneden seneye ortalama %286 büyümüş. Bu veriler çok yeni çıktı. Onun için gururlu bir şekilde de geçen paylaşımda da bulunmuştum. Sayılara gelirse geçen sene 18 milyar TL hacim gerçekleşti EasyCo platformu üzerinden. Bu seneki hedefimiz 40 milyar şeklinde. Yani bütün üye işyerlerimiz üzerinden yaptığımız hacim 40 milyar olacak. Sene sonundaki hedefimiz 700 milyon TL ciro yapan bir şirket haline geleceğiz. Hatta bu sene, gelecek sene de buradaki hedefimiz 1 milyar TL ciro yapan bir şirket haline gelmek. Bizim için en önemli olan şeylerden bir tanesi, biliyorsun biz başlangıç aşamasında daha çok üye işyerlerine hitap eden bir markayken, 2 sene evvel başlattığımız bir yeni süreçte EasyCo'nun aslında tüketicilere de hitap eden bir tarafı oluştu. Burada korumalı alışverişle birlikte 3 milyon kişi korumalı alışverişi kullanmış son 3 yıl içerisinde. Ve Pay with EasyCo ile yani cüzdan çözümümüzde de yaklaşık 400 bin tane cüzdan kullanıcımız oluştu. Yani üye işleri ve PSP dediğimiz daha çok Payment Service Provider iş modelimiz içerisinde hızlı bir şekilde büyürken bunun yanında bir de tüketici tarafında da çok güçlü bir marka ve değişik ürünler geliştirmiş bulunuyoruz. Bu da bizi tabii ki çok mutlu ediyor. Bugüne kadar büyümek için nasıl bir strateji izlediniz? Ya büyümek için aslında çok kolay bir strateji var. O da problem çözmek. Eğer problem çözüyorsanız tüketici kazanıyorsunuz veya müşteri kazanıyorsunuz. Müşteri kazandığınız sürece de büyüyebiliyorsunuz. Tabii ki bu işin başlangıç noktası. Ondan sonra eğer bir problemi çözdüğünüzü anladıktan sonra da tabii ki bunun satış ve pazarlamasını da yapabiliyor olmanız lazım. Biz bence teknolojik ve ürün tarafında çok güçlü bir ekibe sahibiz ve bunun yanı sıra da çok güçlü satış ve pazarlama ekipleri de kurduk. Pazarlama kurgusu içerisinde değişik dijital kanalları çok etkin bir şekilde kullanıyoruz. Ve satış tarafında da çok klasik hem tele satış hem de yüz yüze satış ekiplerimizde burada büyümemizi bir şekilde hızlandırıyoruz. Bundan 2 yıl önce Easy Park ofisinizde çekim yaptığımızda yaklaşık 200 kişilik bir ekibiniz vardı. Şu an ne aşamadasınız? Şu an 183 kişilik bir ekibiz. Tabii şimdi kulağa birazcık şey gelebilir, ya 200 kişiden 180 küçüldünüz mü? Aslında çok çok daha verimli çalışan bir ekip haline geldik. Zaten EasyCo PayU birleşmesi içerisinde bunu yapmamızın nedenlerinden bir tanesi de çok ciddi sinerji efektlerinin olduğunu. Bu tabii ki şimdi kulağa şey gelebilir, insanları işten mi çıkardınız? Aslında öyle bir kurgu yok. Daha verimli çalışan bir ekip haline geldik. Tabii ki birleşmeden sonra da ekipten ayrılmak isteyen arkadaşlar da oldu. Ama bununla birlikte şunu söyleyebiliriz. Hacmimizi ikiye katlarken ekibimizi ikiye katlamadık. Çok daha verimli, çok daha karlı bir şirket haline geldik. Bu da zaten planlarımızdan bir tanesiydi. EasyCo'nun hep böyle geçmişti ki o zamanlar yatırım bulmak o kadar zordu. Hep işte çok para yakıyor, bu paraları nereye harcıyorlar falan gibi soru işaretleri vardı hep piyasada. Biz de o zaman hep diyorduk. Biz büyümeyi oynuyoruz. Hızlı büyüdüğümüz
sürece yatırımlarımızı yapıyor olacağız. Şimdiki geldiğimiz aşamada artık o kadar büyüdük ki daha verimli ve daha karlı bir şirket haline gelme yolunda da bu aksiyonlarımızı alıyoruz. Onun için kulağa yani 200 kişiden 183 kişiye küçüldük değil, aslında 183 kişiyle geçen senenin iki katını yapabilecek bir verimliliğe ulaştık dememiz daha doğru olur. Şirket içerisinde böyle zaman zaman görüyorum böyle sosyal medya paylaşımlarında bir kültürünüz var. Yani böyle aslında birazcık şirket içerisinde de markalaştırmışsınız diyebilirim. Bu EasyCo Engineering diye. Bunun vizyonunu bir anlatır mısın? Tabii. Ya EasyCo'nun aslında kendine has bir çalışma kültürü var. O kültürün içerisinde hep işte mutluluk çok önemli bir faktör. Çünkü birazcık da altını çizmem gerekirse Almanya'dan Türkiye'ye geldiğimde ve EasyCo'yu kurduğumuzda gözlemlediğim şeylerden bir tanesi Türkiye'de işini severek yapan insan sayısının çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Biz de aslında EasyCo'nun altyapısını oluştururken insanların burada mutlu çalışabilecekleri bir ortam oluşmasını istedik. Ve bununla birlikte de şirket kültürüne çok çok önem verdik. Şirket kültürü ne derseniz aslında burada çalışan insanların kültürünün toplamı şirketin kültürünü oluşturuyor. Bunun içerisinde de bunu oluşturmak adına da tabii ki işe alım süreçlerini optimize ettik. Ama onun yanı sıra da işte şirket içerisinde bazı ritüelleri ve bazı aktiviteleri de işin içine kattık. Bununla birlikte tabii ki engineering ekibi yani software engineering tarafına baktığımızda orası çok çok daha kendi ritüelleri olan, oradaki hani birazcık sub culture denilebilecek bir yapıda kendi aktiviteleri olan ve önem verdikleri, kendilerini geliştirmeye çok önem verdikleri değişik süreçler var. Biz de bunlar için değişik platformlar oluşturduk ve EasyCo Engineering sosyal medya hesapları bunun bir parçası. Ama onun yanı sıra da şirket içerisinde çok ciddi aktiviteler yapıyoruz. Kendilerini geliştirmeleri için değişik eğitimler yapıyoruz. Kendilerini değil, ekip içerisindeki arkadaşlarını da geliştirmeleri için onları da çok ciddi şekilde motive ediyoruz. Bu dediğim gibi EasyCo kültürünün aslında bir parçası olarak da EasyCo Engineering kültürü olarak yaşıyor. Bundan sonraki siz yani kurucular olarak bundan sonraki hedefiniz yani bunun bir sonraki aşaması ne? Bu arada ufak bir parçası değil. Bizim hisselerimizin çoğunluğu da şirket içerisinde. Bizim bütün bu sürece girdiğimizde yani PayU birleşmesi sürecine girdiğimizde de bizim için önemli olan bir konuydu. Çünkü EasyCo'nun geleceğine hala inanıyoruz ve EasyCo'nun büyümesi için de elimizden gelen her şeyi yapmaya da hazır olduğumuz için zamanında böyle bir karar vermiştik. O açıdan da bakılırsa şu an EasyCo'nun hissedarları olarak da bu yolculuğa devam ediyorum. Yani bir gün şirketten Barbaros olarak exit etme planın var mı? Şu an için öyle bir şeyim yok. Yani bir zamanlamam yok. Ama tabii ki günün bir günü gelirse ve artık benim yapacağım işlerin tamamlandığını anladığım anda bayrağı yeni birisine verip işte benim getirdiğim yoldan bunu EasyCo'yu bambaşka yere götürebilecek benden daha iyi birisini bulduğum süre içerisinde tabii ki bu da bir opsiyon olarak masada hala var. Ama şu an itibariyle EasyCo'nun da gelecekte ve önümüzde çok ciddi yapması gereken sorumlulukları var. Ben de ekibimle birlikte bunları yerine getirmek için işte gece gündüz çalışmaya hazırım ve seve seve de yapıyorum bu işi. Peki EasyCo'yu bir gün unicorn olarak ne zaman göreceğiz? Bence EasyCo bugün bir unicorn. Piyasadaki bütün değerlemelere ve oradaki çarpanlara baktığımız zaman ve bunları kendi sayımımızla veyahut kendi ciromuzla veyahut işte net profitimizle hesapladığımız noktada EasyCo bugün zaten bir unicorn. Tabii unicorn olmak için dışarıdan bir değerleme süreci olması gerekiyor. Büyük bir ihtimalle bu da bir gün olursa zaten EasyCo'nun unicorn olduğu çok net bir şekilde ortaya çıkacak. Ama dediğim gibi piyasadaki şu anki çarpanları EasyCo'nun sayılarıyla çarparsak zaten çok net bir şekilde bir unicorn statüsü ortaya çıkıyor. 2 yıl önce EasyPark'ta çekim yaptığımızı söylemiştik. Orası size ait 3-4 katlı bir binaydı. İşte bahçesi vardı, spor salonu vardı, kendine özel bir yemekhanesi vardı. Ama bugün pandeminin de etkisiyle yeni bir modele geçtiniz. Adına EasyCo Home Quarters dediniz. Bundan böyle biraz bahseder misin? Gerçekten verimli bir yöntem mi? Ya aslında pandemi tabii ki hepimizi böyle hiç beklemediğimiz bir anda yakaladı. Çünkü o zamanki hayaller tabii ki işte kendi kampüsümüz içerisinde hızlı büyüyen bir şirket olarak işte 350 kişiye kadar büyüyebilecek
daha çok kendi kültürümüzü yüz yüze, dirsek temasıyla yaşayabileceğimiz bir ortam olarak planlanmıştı. Ama pandemi geldikten sonra biz herhalde 16 Mart'tan beri aslında full remote evden çalışma sürecine geçtik. Ve şunu çok net söyleyebilirim, bütün bu süreç içerisinde remote çalışmanın aslında çok mümkün olduğunu da gördük. Yani iki senedir bütün şirketi ve bütün bu büyüme sayılarını herkesin evinden çalıştığı bir ortamda ulaşmış olduk. Bundan sonraki kurgu içerisinde eskiye dönme gibi bir şeyin mümkün olduğunu düşünmüyoruz. Ve onun için de zaten Easygo Home Quarters'ı başlattık. Bence Easygo Home Quarters şu açıdan çok değerliydi. Çünkü full demokratik ve oluşum süreci içerisinde Easygo kültürünü çok güzel dışarıya yansıtan bir yapı olarak aslında karşımıza çıktı. Biz Easygo Home Quarters'ı işte değişik platformlarda çalışanlarımızdan aldığımız feedbacklerle, işte değişik süreçler içerisinde yaptığımız anketlerin sonucunda çok demokratik bir kurgu içerisinde oluşturduk. Ve sunduğumuz anda da herkesten çok ciddi şekilde kabul gördü. Çünkü herkes o sürecin bir parçası olarak kendini hissetti. Yani Easygo Home Quarters'ın içeriğini büyük bir ihtimalle daha detaylı konuşacağız. Ama bence Easygo Home Quarters'ın oluşumu beni en mutlu eden yapıydı. Çünkü orada herkes bu sürecin bir parçası oldu. O platformları çok etkin bir şekilde herkes kullandı. Kendi geri dönüşlerini de bildirdi. Onun için de ortaya çıkan sonuç herkesi çok tatmin eden ve herkesin seve seve dahil olmak istediği bir program halinde hepimize yansıdı. Yani, tabii ki bu konuda şimdi çok çok daha saatlerce konuşabilirim. Ama bence bu işi, bütün bu süreci yöneten Burcu'nun anlatması bence daha doğru olur. Onun için de Burcu bu konudaki detayları da sizden paylaşıyor olacaktır. Pandemiyle birlikte esasında tüm şirketler gibi bizim de hayatımızda çok farklı değişiklikler oldu. Ve biz bu süreçte çalışmalarımız sonucunda Easygo Home Quarters'ı oluşturduk. Easygo Home Quarters'ın temelinde esasında sorumluluklarımız dahilinde özgürüz yatıyor. Bu bizim için ilk günden, Easygo ilk kurulduğundan beri var olan önemli mottolarımızdan biriydi. Bu Easygo Home Quarters'ı nasıl oluşturduk dersek, esasında ilk olarak çalışanlarımızla birlikte oluşturduk diyebiliriz. İlk olarak onlara döndük ve yeni düzende nasıl bir çalışma düzeni istediklerini ve nasıl bir düzen olması gerektiğini yaptığımız anketlerle, workshoplarla onlara sorduk. Ve sonrasında esasında bugünlere ulaştık. Easygo Home Quarters nedir? Esasında çalışanlara istediği yerde, ister ofis, ister evinde olsun çalışma özgürlüğü sağlayan, sorumlulukları dahilinde çalışabileceği bir çalışma şekli sunuyor. Burada iki tane farklı ofisimiz var ama bunun dışında farklı lokasyonlarda da çalışmayı sağlıyor. Ve biz bu yeni Easygo Home Quarters'la ofislerimizi birlikte çalışacağımız, ekip toplantıları yapabileceğimiz veya beyin fırtınası aktiviteleri gerçekleştirebileceğimiz, şirket etkinlikleri düzenleyebileceğimiz esasında bir arada olma mekanları olarak değerlendirdik. Evleri de kalan zamanlarda çalışabileceğimiz ve kişilerin tercihine bıraktığımız bir şekilde dizayn ettik. Burada sadece esasında Easygo Home Quarters'ı ofis değişikliği olarak görürsek çok yanlış olur. Burada bir esneklik sağlıyoruz. İstedikleri yerden çalışma imkanı sağlıyoruz. Bununla birlikte de mesela evde ofis paketiyle veya internet desteğiyle veya bu dönemde farklı çalışanların ihtiyacı olabilecek psikolojik destek gibi yardımlarla bunu esasında uçtan uca bir çalışma şekline dönüştürüyoruz. Bunun dışında neler var Easygo Home Quarters'da derseniz, esasında şunu da veriyoruz. Bu dönemde gördük ki çalışanlar çok daha yoğun çalışmaya başladılar. Çok daha fazla toplantıya girmeye başladılar. O yüzden mesela çarşambaları öğleden sonraları Easygo için artık no meeting zamanı. İnsanların daha fazla kendi konsantre çalışabilecekleri veya biraz daha gelişimlerine vakit ayırabilecekleri zaman olarak belirledik. Bizim bu Easygo Home Quarters'daki esasında temel kuralımız şu. Böyle günler, şu gün burada olacaksın, bugün burada olacaksın gibi özetlemek yerine daha çok bu özgürlüğü herkese sorumluluk dahilinde kendilerine bıraktık. Ama 24 saat içerisinde ofise ulaşılabilir olmayı temel bir kural olarak
olarak belirledik. Ama çalışanlar yılda 4 haftada istedikleri lokasyondan çalışabiliyorlar. Bu yurt içi veya yurt dışı fark etmiyor bizim için. Sonuç olarak EZCO Home Quarters çalışanlarla birlikte tasarladığımız ve sorumluluklarımız dahilinde özgürüz mottosuyla oluşturduğumuz ve bizi esnek ve geleceğin çalışma modeline taşıyacağını düşündüğümüz bir çalışma şekli oluştu. Ama bu bitmedi. Bu zaman içerisinde de gelişecek ve değişeceğine zaten hepimiz inanıyoruz. Barbaros, çok teşekkürler e-girişime konuk olduğun için. Seni üçüncü kez ağırlamak çok güzeldi. Söylemek istediğin son bir şey var mı? Yani EZCO'nun bundan sonraki yol planı nedir? İlk önce davetin için çok teşekkürler. Bundan sonraki süreç içerisinde EZCO için önemli olacak şey, PU birleşmesi bizim için bir ara adımdı, ara stepti. Bundan sonra EZCO'nun hedefleri çok net. Gelecek süre içerisinde biz EZCO'yu gelecek 5 yıl içerisinde Türkiye'nin en büyük 5 finansal kuruluşlarından bir tanesi yapmak istiyoruz. Ve bütün bu yolculuk içerisindeki hedefimiz alışverişin etrafında satıcıların ve orada satın alan insanların da hayatını ve o ödeme adımını kolay, güvenli bir hale getirmek. Bunun içinden geliştirdiğimiz değişik ürünler var. En önemlisi Pay with EZCO, yani EZCO ile öde ürünümüzü çok ciddi şekilde güçlendirip burada tüketicilerin aslında ilk seçimi olan ödeme metodu haline getirmek olacak. Ve bununla birlikte de Türkiye genelinde bir ekosistemin, güçlü bir ekosistemin önemli bir oyuncusu olarak da yolumuza devam etmek olacak.